Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Endüstriyel ve medikal robot teknolojileri konulu konferansını vermek üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden doçent doktor Gökhan Kiper'i kürsüye davet ediyorum. Değerli araştırmacılar, Gökhan Kiper ismim. 2000-2011 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde lisansüstü doktora derecelerimi aldım. Bir de yine ODTÜ matematik bölümünden lisans derecem var. 6 yıldır da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak daha ziyade makine mühendisleri olanlar bilir. Mekanizma tekniği alanında çalışan bir araştırmacıyım. Şimdi burada çok güzel bir etkinlik tertip edilmiş. Ve çok değerli konuşmacılar var. Bu kadar değerli konuşmacıların arasında bir sürü saçına ak düşmüş profesörlerin arasında bu genç adam ne arıyor diye sorabilirsiniz. Aslında benim biraz da çağrılma sebebim şu ikinci künyeden dolayı 2011 yılında kurduğumuz bir makine teorisi derneği var. Bu derneğin şu anda genel sekreterliğini yapıyorum ben ve inşallah önümüzdeki yıl içerisinde de bir çalıştay ve bir makine teorisi sempozyumuyla burada İSTE'de bir etkinlik düzenlenecek. Bu davetlerinden ötürü, ayarlamalarından ötürü de Çağlar Hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü deyince sabah oturumuna katılanlar ismini de duydu. Daha önce de muhakkak duymuşsunuzdur. Yerini genelde bilen yok. Hatta yakın zamana kadar genelde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü deyince bize diyorlardı, bir kere başında İzmir geçtiği için İzmir'de olduğunu anlıyorlar da. Diyorlar 9 Eylül'e mi bağlı, Ege'ye mi bağlı enstitüsü deyince. Epey bir derdimizi anlatmakta zorlanıyorduk. Neyse ki yakın zamanda biraz daha adımız duyulur hale geldi. Bizim yerimiz arkadaşlar Urla'da, tam Urla-Çeşme yolunda Karaburun sapağında. Geniş bir arazimiz var, güzel bir kampüsümüz var. Ve açıkçası yani bu özellikle dernek kanalıyla pek çok üniversitelere gidiyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz, eğitimlere katılıyoruz. Ve yani Türkiye'de en çok İT'ye benzettiğim üniversite şu ana kadar burası. Yani çok şey gördüm İT'ye benzer. Ve çok benzer hikayelerimiz var İSTE ile İT arasında. Biz de çok küçüğüz. Az sayıda öğrencimiz var, az sayıda fakültemiz var. Ve yani F eşittir MA olarak düşünürseniz kütlemiz az ama ivmemiz yüksek. Belli bir kuvvet uyguladığımız zaman. Size de aynı ivmeyi görmekten burada son derece memnun oldum. Umarım daha da yüksek inmeyle devam edebilirsiniz ve umarım da birlikte de pek çok iş çalışma yapma olanağımız olur. Şimdi ben bir çalışma yaptığım zaman hem başından almayı severim, tanımından almayı severim. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. İT'de ben mekatronik laboratuvarın sorumlusuyum ama mekatronikçi değilim. Bugün size robotik anlatacağım ama robotikçi de değilim. Ama birazdan anlatacaklarımla göreceksiniz ki bu robot bilimi zaten çok interdisipliner bir bilim. Ben de bir ucundan tutmaya çalışıyorum. Şimdi robotun tanımında önemli olan bir şey var. Bir kere şu çok büyük bir kargaşa oluyor. Ben bir robotla çalışıyorum ya da robot tasarlıyorum dediğiniz zaman hangi makine robottur, hangisi değildir? Bununla ilgili çok net bir çizgi yok. Bir robotun, bir makinenin bir robot olabilmesi için cisim, parça, araç ve özel cihazları değişken programlı hareketler ile, burada bir anahtar kelime var, değişken programlı hareketler, yani programlanabilir olmalı ve çeşitli görevlerin gerçekleştirmesi için tasarlanmış, tekrar programlanabilir. Yani programlanabilir olması da yeterli değil, tekrar programlanabilir olmalı bir makine robot olabilmesi için ve çok işlevli bir makinedir. Ve birden fazla işlevi yapıyor olması lazım. Hep aynı şeyi yapıyorsa o bir robot değildir. Yani iki tane anahtar kelime var. Tekrar programlanabilir ve çok işlevliyse bir makine, o zaman ona robot diyebiliyorsunuz. Şimdi robotların pek çok değişik kullanım alanları var.
Ve en çok bildiğimiz ve gördüğümüz en çok kullanılan uygulama alanı endüstri. Endüstride imalat robotlarını çok sıkla görüyoruz. İşte kaynak, talaşlı işlem vesaire işlemlerinde, montajda, işte taşıma işleminde, şu tut bırak pick and place robotlarında vesaire pek çok görüyoruz ve en çok dünyadaki robotların çoğunluğu endüstride kullanılıyor. Buradaki sıralama biraz şey, ne kadar çok olduğuna robotların ve ne kadar maliyetli, değerli olduğuna göre bir miktar. Sonra askeri robotlar var. Bunlar da çok maliyetli ve savunma sanayinde çok kullanılıyor robotlar. İşte bu humanoid robotlar da var, işte askerlere yardımcı robotlar da var, silah sistemleri de var veya savunma sistemleri de var. Buradaki bir mesela işte mine tarama veya işte surveillance arama robotu gibi bir robot görüyorsunuz. Medikal sektörde çok uygulanıyor. Uzay robotları çok yüksek seviyede bir araştırma konusu. Bunun dışında servis robotları çok yaygınlaşmaya başladı. Yani evlerde kullanılan veya iş yerlerinde kullanılan robotlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Ve bir de eğlence robotları var. Şimdi bu farklı teknolojilerin içerisinde genelde de zaten hepsini birden çalışmıyorsunuz. Belli bazı alanlarda çalışıyorsunuz. Bizim de endüstriyel robotlar ve medikal robotlar konularında çalışmalarımız oldu. Bugün onları bir miktar size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu daha spesifik robot bilimin alt dallarını örneklemek için iki hafta önce Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu Türkiye Robot Bilim Konferansı'ndaki başlıkları sıraladım buraya. Yani robot bilim çok interdisipliner ve mühendislere has bir bilim de değil. İşin içerisinde tıpçılar da var, temel bilimciler de var, çok farklı alanlardan insanlar var. Mesela bu konferansta bir kimyacının sunumu vardı. Bizim alanımızda, benim katıldığım konferanslarda çok yoğun matematikçiler oluyor. Dolayısıyla çok interdisipliner bir bilim. Ve herkesin birbirinin ne yaptığını bilmesi gereken bir bilim. Şimdi işin içerisinde yapay zeka var, bilgisayarcılar var, yapay öğrenme, yumuşak robotlar, bu çok yaygın çalışmaya başladı. Yani o bildiğimiz eklemli robotlar değil de mesela bir şişirilebilir tüp yapıyor, onu yönlendirerek yılan gibi robotlar yapabiliyorlar. Medikal robotlar üzerine bir çalıştay vardı, bunu biz düzenledik. Tarım robotları, dış iskeletler çok. Bildirilerde yine endüstriyel ve sağlık robotları. Bunlar en yaygın kullanılan robotlar. Onlar üzerine çalışmalar vardı. Bilgisayar robotik, alt sistem çalışmaları, yön güdüm gibi, kontrol gibi. İnsansız robotlar çok yoğun çalışılıyor. Bunlardan bir kısmı da insansız hava robotları. Robot sistemleri ve şu önemli bir şey, konferansın en sonunda bir yol haritası oturumu yapıldı. Hem devlet, hem üniversite, hem özel sektörden katılımcılarla bu bahsettiğim interdisipliner yapının birlikte verimli çalışabilmesi için bir yol haritası oluşturulması planına başlanmış oldu. Dünyada örnekleri var, Türkiye'de de başlanıyor. Şimdi bir robot, klasik bir robotik sistem aldığınız zaman bunun pek çok alt sistemi var ve her birini çok farklı detaylarda çalışan araştırmacılar var. Bir kere bir robotun tekrar programlanabilir veya programlanabilir olması için bir denetleyicisi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu denetleyici kısmında hem yazılım hem donanım açısından çok farklı disiplinlerden çalışan araştırmacılar var. İşi yapabilmek için bir çeşit eğletim sistemlerine ihtiyacınız var. Bunları geliştiren, yani robotlara has eğletim sistemlerini, motorları geliştiren araştırmacılar var. Şimdi çevresine göre çoğu robot davranışını değiştirmesi gerekiyor. Veya çevredeki algıladığı şeylere göre tekrar programın değişerek hareket etmesi gerekiyor. Algılayıcılar konusunda ya bu konuda Türkiye'de de pek çok çağrı çıkmakta.
genel olarak sensör teknolojileri ve robot sensörleri konusunda çok fazla çalışma var. Şimdi mekanik olarak o istenilen işi yapmak için bir robot kola ihtiyacınız var ya da manipülatöre ihtiyacınız var. Bu konuda da bu kolun kinematiğinin çalışılması, dinamiğinin çalışılması, işte konstrüksiyonel tasarımının mukavemetinin çalışılması, bu kısımda daha ziyade tahmin edeceğiniz gibi makine mühendisleri çalışıyor ve benim çalışma alanım da burası tam olarak. Yani ben buradayım, diğerlerini kullanıcısıyım. Uç işlemciler çok değişik şekillerde olabiliyor. Onlara da özel çalışan, tasarlayan gruplar var. Şimdi endüstriyel ve medikal robotlar olarak iki kısımda sunumum var. Endüstriyel robotlarda ilk tarihe başlarsak bu hikaye 1940'larda başlıyor. Ve yani teorik çalışmalardan veya patenti alınmış, uygulamaya geçmiş geçmemiş olanlardan ziyade uygulamaya geçmiş olanları listeledim burada. Şimdi ilk bu NC makinalarla başlıyor. Dün akşama kadar kalanlar vardıysa şu Saadettin Hoca bir kart gösterdi ya. İşte o numerical control kartı, yani CNC'den önce NC vardı. Bilgisayar yoktu ama numerik kontrol vardı. İlk onlar geliştiriliyor. Daha sonra 1954'te alınan bir patent ve George Devol'un yanında bir başka girişimciyle birlikte Unimation firmasının kurulması ve ilk modern endüstriyel robot Unimate'in piyasaya çıkması Amerika'da söz konusu. Daha sonra üniversitelerde MIT'de ve Stanford'da robotik araştırma birimleri kuruluyor ve Stanford'dan önce bir mobil robot tasarımı ve ayrıca bir Stanford kolu, yani Unimate'den farklı yapıda olan bir Stanford kolu geliştirilmesi söz konusu. Ve aynı zamanda bunlar tabii işin mekanik tarafı, bir de ilk robot programlama, yani robotiğe has programlama dili yine Stanford'da gelişiyor. Daha sonra bir başka şirket T3 diye bir robot geliştiriyor. Bir başka şirket Puma diye bir robot geliştiriyor. Scara diye bir robot geliştiriyor vesaire, bu şekilde gidiyor. Ve günümüze kadar çok fazla değişik şekilde endüstriyel robot mevcut. Bu benim alanım manipülatörlerle ilgili ve bunların bir miktar detayına gireceğim. Şimdi bu manipülatörlerin kinematik yapısına göre bir sınıflandırmasını görüyorsunuz. Seri manipülatör dediğimiz insanın bir kolu gibi, işte gövdeden başlayarak üst kol, alt kol, el şeklinde bir insan kolu şeklinde bir yapı. Paralel manipülatör ise bu tek kol değil de aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Birçok kolun birleşerek bir işlem yapması şeklinde oluşuyor. Bu bir artık kapalı devre. Bu seri bir manipülatör. Bu da paralel bir manipülatör olmuş oluyor. Bunların farklarına da şimdi değineceğim. Şimdi 60'lardan beri bu seri manipülatörler çok yoğun bir şekilde çalışılıyor ve uygulanıyor. Son 20 yılı aşkın süredir de bu paralel manipülatörleri uygulama alanında çok sık görmeye başladık ve artık standart oldu. Şu gördüğümüz işte bir Delta robotu ve artık bunu herkes biliyor. Patent süresi de bitti. Herkes imal edebiliyor, yapabiliyor. Şimdi yeni bir eğilim var. Bu henüz piyasaya sirayet etmedi. Uygulamada henüz çok fazla göremiyoruz ama son yıllarda, yani 10 yıl önce veya 20 yıl önce bu paralel manipülatörleri çalışan insanların bu yıllarda kablo tahrikli manipülatörleri çalıştığını görüyoruz. Ya bunların da çok farklı avantajları veya işte problemleri var. Bir kere çok hafif, sadece kablolarla çok fazla bir dinamiğe de girmeden, yani kolun dinamiği diye bir şey yok, kol yok, bir kablo var. Bir uç işlemciyi konumlandırma üzerine çok yoğun bir şekilde çalışma var. Paralel manipülatörlere Türkiye'de biz çok geç girdik. Seri manipülatörlerin hikayesini bilmiyorum, o kadar yaşlı değilim. Ama bu kablo tahrikli manipülatörlerde de bütün dünya deli gibi çalışıyor. Bizim de geç kalmamamız lazım. Bunlara da girmemiz lazım. Şimdi burada farklı manipülatör mimarilerinin karşılaştırmaları var. Farklı özelliklerde hepsinin avantajları, dezavantajları var. İşte yeşil iyi, kırmızı kötü, sarı orta burada.
Şimdi çalışma uzayı açısından en bariz özelliklere değineyim. Seri manipülatörler avantajlı. Yani tek elimle ben çok geniş bir alana ulaşabiliyorum. Ama iki elimi birden kullanırsam kısıtlı. Tek elimle buraya gidebiliyordum ama iki elimle birleştirirsem gidemiyorum. Ama ne avantajı var iki elimle yaptığım zaman? Benim bir objeyi tek elimle tutmam var. Ama bu ağır bir şeyse tek elimle tutmam ve yönlendirmem zor. O zaman iki elimle tutarsam çok daha rahat tutarım, yönlendiririm. Dolayısıyla yük taşıma kapasitesi daha yüksek paralel manipülatörün. Konumlama hassasiyeti istenilen hız ve ivmelerde daha iyi. Vesaire. Kablo tahrikli robotta ise çalışma uzayı hem çalışma uzayı geniş hem yük taşıma kapasitesi yüksek. O zaman her eve lazım bir şey gibi geliyor ama değil. Pek çok başka şey var. Bir kere işte kablolar esnek. İşte en büyük problem şimdi kablolar sadece gergin tutmanız lazım. Yani baskı dayancına çalışmıyor kablolar. Dolayısıyla ben bunu sadece şimdi seri ve paralel manipülatörlerde şunu diyebiliyorsunuz. Bunun kinematiğini çalışırım, sadece hareket geometrisini çalışırım. Daha sonra dinamiğine bakarım diyebiliyorsunuz. Kablo tahrikli robotlarda öyle bir şey yok. Yani ben kuvvetleri boş verin, ben sadece hareket geometrisini inceleyeyim diye bir şey yok. Çünkü kabloları her zaman gergin tutmanız lazım. Ve bunu kinematik bir koşulla değil, kuvvet koşuluyla sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla modellenmesi, tasarımı çok daha zor. Ama bir kere tasarladıktan sonra uygulamaya bağlı olarak çok iyi bir sistem elde edebilirsiniz. Şimdi bizim İTE'deki çalışmalarımıza gelirsek, ben 2012'den beri oradayım. İlk başladığımızda İTE'den de önce, bu arada Bursa'da bir Coşkun Öz firmasında çalışma tecrübem oldu. O firmayla yaptığımız bir sentez projesi bu. Bunun bir miktar detayını anlatacağım. Bu bir lazer kesme makinesi. Bunun detayına gireceğim. Bir diğer çalışma, bu bir test çalışması. Ben laboratuvara geldiğimde bu vardı. Bu manipülatör en yukarı konumuna geldiğinde 2 metre yüksekliğinde bir manipülatör. Yani çok hantal, ağır bir manipülatör. İşte mafsal boşlukları çok büyük falan. Yani tam tez vermelik. O kadar çok problem var ki istediğiniz kadar sayıda tez verebilirsiniz. Tam bir handikap ama bizim için çok öğrenmek için çok iyi bir model. İşte bunun bütün modellerini, kinematik dinamik modellerini oluşturduk, devreye aldık, çalıştırdık, problemlerini tespit ettik vesaire. Bizim için öğretici bir çalışma oldu. Bir diğer tezde kinematik mimarilerin sınıflandırılması üzerine çalıştık. Burada da işte farklı bir bacağında işte universal kaya tekrar üniversal mafsalları olan bir manipülatörlerin bunların farklı kinematik mimarileri nasıl sınıflandırılır? Bunu çalıştık. Sanayi Bakanlığı Tekno Girişim destekli bir çalışmada bunun yürütücüsü robotik laboratuvarımızın sorumlusu Can Dede Hoca. Ben de araştırmacı olarak çalıştım. Şimdi bu tabii robotun çıplak hali. Bunun üst kapağı vesaire de var da. Bu manipülatör özellikle ilkokul öğrencilerine ya da bir inme inmiş bir insanın el egzersizlerini yapması üzerine geliştirilmiş bir el yazısı robotu. Şöyle düşünün, şurada bir A4 kağıt var, şurada bir kalem var. Siz o kalemi tutuyorsunuz, ister robot sizi yönlendirebilir. Şimdi ilkokulda nasıl öğretiyor hoca yazarken yazmayı? Geliyor çocuğun arkasından, tutuyor elini. Ne şekil çizmesi gerekiyorsa çiziyor, öğretiyor. Robotlara da bu şekilde yapılır bu arada. Mesela bir kaynak robotuna gelir bir usta, robotun ucunu tutar, kaynağı yapar. Bu arada kaydedersiniz nasıl bir hareket yapıyor diye. Sonra bırakır, robot o hareketi tekrar eder. İnsanda da bunu yapabiliyorsunuz. Yarı asistif çalışabiliyor. Yani yönlendirmeyi, ana kuvveti insan yapıyor ama motorlar yardımcı oluyor. Ya da test amaçlı kullanabilirsiniz. Yani motorlar hiç çalışmıyor. Tamamen siz sürüyorsunuz robotu. Ve tespit ediyorsunuz acaba doğru yapmış mı, yanlış yapmış mı diye. Şu açıdan bunda sıkıntı. Yani hem motorlara güç vererek uç işlemciyi hareketlendirmek söz konusu. Hem de motorları bırakıp uç işlemciye bir hareket vererek
sistemi geri sürmek. Genelde bu ikisi çakışan şeyler ve ikisini birden yapabilmek için özel bir tasarıma girmeniz gerekiyor. Şimdi yeni savunmaya girmek üzere olan bir tezde kablo sınırlı bir bacak tasarımı yapıyoruz. Şimdi bu kablo tahrikli kablolarla sürülen bir tasarım değil. Kablolar şu iki platformun paralelliğini sağlıyor. Yani hibrit bir tasarım. Bunun yürüme videosu çok kısa göstereyim. İlk testlerden bu, ilk prototip. Bunu da İtalya'da bir üniversiteyle ortak çalıştık. Fikir onlardan geldi. Çalışmayı biz yapıyoruz. Bu ilk prototip. Bu da son prototipin veya bir sonraki prototipin bir hali. Bu yürüyen robotlar konusunda bazı çalışmalarımız var. Lisans öğrencilerin geçen sene bir bitirme tezlerinden bir tanesi bu, işte İzmir çapında da bir ikincilik ödülü aldı. Mars'taki Mars Rover robotunun bir farklı versiyonu, işte süspansiyon mekanizması farklı. Bu tasarımın bir prototipini gerçekleştirdik ve bu işte epey küçük, şu boylarda bir şey, yani 20-25 santimetre yerden yüksekliği olan bir şey. Yani 10 santimetrelik basamaklara çıkabiliyor, atlayabiliyor. İşte 30 dereceyle eğim çıkabiliyor vesaire gibi kriterlere göre tasarlanmış bir robot. Şimdi bir diğer detayına gireceğim. Bu cerrahi endoskop tutucu kol tasarımı. Bunu da 2016 yılından beri çalışıyoruz. TÜBİTAK 1003 destekli bir proje. Burada da aslında şu gördüğünüz robot kol tasarımını cerraha yapılan üçüncü bir kol gibi düşünebilirsiniz. Yani cerrah bir de kamerayı tutmakla uğraşmasın, düzgün ameliyatını yapsın. Kamerayı tutan da bir robotik kol olsun ama o kolu da yine cerrah yönlendirsin. Felsefeli bir çalışma. Bir diğer çalışmada endüstriyel robotların hassasiyetinin artırılması için olmadık şeyler deniyoruz. Kinematik tasarımlar, kontrol tasarımları, konstrüksiyonel tasarımlar vesaire. Bir diğer tasarımda bir haptik cihaz tasarımı çalışıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben IT'ye gelmeden önce robotikle ilgili belki bir veya iki çalışmam varken IT'ye gelince mecbur kaldım. Hem oradaki mevcut robotik ekibinden dolayı hem de bana gelen öğrenciler, ben klasik mekanizma çalışacağım diye gelen yok, her gelen ben robotik çalışacağım diyor. Ben de mecburen bu konulara girmek durumunda kaldım. Çok da zevkli konular. Şimdi ilk detayına gireceğim konu bu 2012'de başlayan düzlemsel lazer kesme makinesi. Bunda problem şuydu. Coşkun Öz firması bize dedi ki, biz fuarlarda bir makine gördük. İtalyan makinesi. Bu makine yer çekimi ivmesinin 6 katına kadar ivmelere çıkabiliyor ve bir verdiğiniz bir saç metali çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor. İşte buna benzer bir şey yapmak istiyoruz biz. Ve özellikle hızı artırmak istiyorsanız, imalat hızını artırmak istiyorsanız bunu her parçada yapamıyorsunuz. Özellikle çok fazla böyle bölük bölük kesitler varsa parçanızın üzerinde, o zaman hızlanabiliyorsunuz. Sebep de şu, kesim hızını değiştiremiyorsunuz. Yani şu profili keserken kesme hızını malzeme, lazer gücü ve malzeme kalınlığı belirliyor. Orada hızlanıp yavaşlayamıyorsunuz. Ama şurada hızlanıp yavaşlayabiliyorsunuz. Bunu kestim, hemen şuna geçtim, hızlı bir şekilde geçebilirim. Bunu kestim, hemen hızlı bir şekilde buna geçtim. Oradaki geçişleri hızlandırabiliyorsunuz. Ve bununla 4-5 kat imalat hızını yükseltebiliyorsunuz. Şimdi burada biz Santes projesinde yüklenici konumdaydık. Coşkun Öz Metal Forum Bursa'daki firmayla çalıştık. Sanayi Bakanlığı destekli bir projeydi. O zamanın parasıyla yaklaşık 1,5 milyon bütçeli bir projeyle başladık. Ve hedefimiz gerçek ivmesinin 5 katına ivmeye çıkabilen 1,5-3 metre tabla ebatlı bir düzlemsel lazer kesme makinesi ve daha önce karşılaşmadığımız, bizim ilk defa karşılaştığımız bir şey. Manipülatör 1 metre gittiğinde
30 mikrometre hassasiyetle konumlama yapabilmeli. Ve 15 mikron hassasiyetle tekrarlanabilirliği olmalı. Şimdi buna bizim geliştirdiğimiz çözüm, bunu biz icat etmedik, mevcut bu çözümü uyguladık. Makro mikro manipülatör kavramı. Şimdi bu kavram da hakikaten yani çok robotiğin çok farklı alanlarında kullanılabilen bir şey. Yine insan elinden örnek vereceğim. İnsan elinde üst kol bir makro manipülatör. Ve amacı mikro manipülatörü konumlandırmak. Yani şöyle söyleyeyim, aslında mikro manipülatörsüz siz hemen her şeyi yapabilirsiniz elinizle. Yani hiç bileğinizi kullanmadan bir tahtaya yazı yazabilirsiniz. Ama bir, yavaş yazarsınız. İki, kötü yazarsınız, çirkin yazarsınız. Ama bileğinizi de kullanırsanız çok hızlı bir şekilde yazarsınız. Ve daha kaliteli bir yazı meydana getirirsiniz. Buradaki amaç bu. Şimdi ama tabii problem şu. Şimdi mikro manipülatör olmadan da ben aynı işi yapabiliyorum demek. Hareket geometrisi, kinematik açıdan. Mikro manipülatör eklendiğinde fazladan motorlar var demek. Ya siz 3 motorla aynı işi yapabilirken diyorsunuz ki 3 değil 5 motor kullanacağım. Ya bu sefer işte hangi motora ne girdi vermem lazım, hangisine ne kadar tork vermem lazım, onun optimizasyonuna girmem gerekiyor. Öyle bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi burada bizim makro manipülatörümüz klasik bir düzlemsel kartezyen robot. X ekseni var, Y ekseni var. Mikro manipülatör de benzer şekilde bir düzlemsel konumlama robotu. Ama kinematik mimarisi çok değişik olabilir. Yani illa bir kartezyen robot olmak zorunda değil. Bunun da küçük U ve eksenleri var. Şimdi makro manipülatörün X ve Y eksenleri, mikro manipülatörün U ve V eksenleri toplandığında işte burada küçük X artı küçük U büyük X oluyor. Yani uç işlemcinizin konumunu meydana geliyor. Dolayısıyla X ekseninde iki ekseniniz var aslında. Y ekseninde de iki farklı ekseniniz var. Her iki eksende birer artıksıl ekseniniz var. Şu bahsettiğim konu bu. Ve şu büyük X veriliyor size. Yani işlenmek istenen parçanın büyük X'i, büyük Y'si veriliyor. Bu büyük X'i küçük X ve küçük U'ya nasıl dağıtacağım? Bir ilk önce çözülmesi gereken problemlerden bir tanesi bu. Şimdi önce biz tabii bir literatür taraması yapmamız gerekiyor. Rakip ürünlere bakmamız gerekiyor. Bilimsel yayın ve patentlere bakmamız gerekiyor. Daha sonra mekanik tasarımını ve paralel olarak elektronik mekanik tasarımını ve denetleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Yazılım geliştirmede çok ilginçtir. Şimdi böyle bir makineyi sattığınız zaman, bu makinenin sürücüsü Siemens dediğiniz zaman müşteri güvenle alıyor. Çünkü bakım anlaşmaları var, bilinen bir marka vesaire. Siemens'le görüştük, bizim için yeterli çözüm geliştiremediler. Bir başka firmaya gittik, Kolmorgan'a gittik. İstediğimiz çözümleri geliştirmekte yetersiz kaldılar. Şimdi Siemens diyorlar ki, işte biz bilmeyiz diyorlar Türkiye'dekiler, Almanya'ya aradım. Almanya'dakiler diyor, bunu bizim 2 senelik bir proje olarak yapmamız lazım. Yani bize yeterli geri bildirim yapamadılar ve biz yerli bir firmayla çalıştık. İstanbul'da çok yetkin bir firmayla çalıştık. Yerli ürünlerle bu kontrol kısmını halledebildik. Daha sonra imalatını ve testlerini de gerçekleştirdik. Şimdi piyasadaki ürünlere baktığımız zaman bir İtalyan firması var. Şimdi patentlere baktığınız zaman size çok fazla bilgiler veriyor. Şimdi bir kere bir patente baktığınız zaman nasıl bir çözüm geliştirilmiş onu görüyorsunuz. İkincisi patent makinenin tamamına değil de genellikle kritik olan bileşenleri üzerine alınır. Dolayısıyla o makinenin hangi bileşenleri kritik onu görüyorsunuz. Son olarak da tabii ki neyi yapamayacağınızı görüyorsunuz. Bunun aynısını yapamazsınız. Bu patentlenmiş. Dolayısıyla siz buradaki felsefeyi anlayıp bu çözümden farklı bir çözüm geliştirmek zorundasınız mühendis olarak. Yine bir başka firmanın benzer bir çalışması var. Burada kullanılan mikro manipülatör yapısını inceledik. Bu patent taraması çok önemli. Özellikle benim doktora tez hocam Eras Hoca'dan öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi. Bu patent taramasını yapan firmalar vardır. Bir şirkette çalıştığınız zaman patent danışma firmalarından bu hizmeti alırsınız. Benim size tavsiyem bunu hizmet alımı olarak yapmayın.
mühendisseniz mühendis olarak kendiniz yapın. Ve bütün bilgi internette var. Bu Avrupa Patent Ofisi'nin adresi. Buraya girdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde doğru anahtar kelimelerle ilgili bütün patentleri listeleyebiliyorsunuz. Patent sınıflandırmasıyla birlikte. Buna alışırsanız çok çok güçlü bir araç, çok güçlü bir bilgi kaynağı. Daha sonra şimdi mevcutta neler varmış öğrendik. Biz ne yapabiliriz ona baktık. Ve tasarımda da bu kavramsal tasarım kısmı. Her zaman birden fazla tasarım alternatifiyle ilerlemeniz lazım. Ben işte şöyle bir çözüm buldum. Tamam, benim çözümüm budur deyip devam ederseniz, bir yerlerde bir problem olursa ve B planınız yoksa her şey çöp olur. Onun için birden birçok pek çok alternatifi çıkarmanız gerekiyor her çözümde. Burada da işte bizim amacımız UV eksenlerinde bir şu C noktasını düzlemde konumlandırabilecek bir manipülatör geliştirmek ve konumlama hassasiyeti gereksinimden dolayı bir paralel manipülatör tasarımı gerekiyordu. Alternatifleri çıkardık. Bunların içerisinden şu 5 çubuk mekanizması tabir ettiğimiz mekanizmayı seçtik. İşte A0, B0'da motorlar var ve bir C noktasını konumlandırabiliyorsunuz. Bu sadece kinematik diyagramı, nihai tasarım değil. B planı olarak da şu kayar eksenleri bulunan sistemi geliştirdik. Ve bunların Türkiye'de patentleri alındı. Uluslararası patent başvurusu yapıldı. Bunlar sadece bizim adımızın geçenler. Firmanın başka ilgili patentleri de var. Daha detay tasarımına girmeden firmalar hemen patent başvurusunu yapıyorlar. Çünkü kulaktan kulağa bilgi çok hızlı yayılıyor. Bu aşamada hemen patent başvurularını yaptılar. Şimdi yapıyı seçtikten sonra tamam bu yapıyı kullanacağım. Ama bunun acaba nasıl bir daha detaylı konstrüksiyonel yapısı olmalı? İşte bu değişik alternatifleri çıkardık. İşte paralel kenarlı kolları olursa işte şu lazer kafanın dönme problemi olmaz. Veya işte kayışlarla da olabilir. Veya hadi dönerse dönsün lazer kafa deyip şöyle daha küçük bir tasarıma da gidebilirim gibi alternatif tasarımları oluşturduk ve bunların avantaj dezavantajlarını oluşturarak işte şununla devam edelim dedik bu özelliklerine göre. Daha sonra bunun her türlü analizini yapacak şekilde matematiksel modelini oluşturduk. Kinematik model, dinamik model ve bu modelleri oluşturduğumuz ve tasarımı gerçekleştirdiğimiz yazılım ise matematiksel modelleri bilgisayara geçtiğimiz yazılım ise Microsoft Excel. Şu anda bize paralel olarak mühendislik binasında Eres Hoca bu Excel'le mekanizma modellenmesi konusunda bir eğitim veriyor. Tamamen Excel'i kullanarak bunun tüm kinematiğini ve dinamini modelleyebildik ve işte uzun boyları ne olmalı, motorlara ne tork verilmeli vesaire bütün hepsini Excel'de yaptık. Bir de bunun dinamik dengelemesini çalıştık. Şimdi bir hassasiyeti sıkıntıya sokan şeylerden bir tanesi de makinenin titreşimi. Makinenin titreşimi de tüm makinenin kütle merkezinin hareket sırasında sabit kalmamasından dolayı ortaya çıkıyor. F eşittir MA. Eğer bir A varsa F oluşuyor. Ama ben o kütle merkezini sabitlersem A 0, dolayısıyla F de 0. Sarsma kuvveti yok, titreşim yok. Dolayısıyla bunun dinamik dengelemesini çalıştık. Ama toplam kütle çok fazla arttığını ve hassasiyetin arttığını ama dinamizmin azaldığını gördük. Bu sefer istediğimiz ivmelere çıkamıyorduk. Dolayısıyla arada bir çözüm, yani kısmi dengeli bir çözüme gitmemiz gerektiğini tespit ettik. Mafsal boşluklarını çalıştık. MATLAB'da modelledik. Analizlerini yaptık. Yörünge planlamasını yaptık. Burada dediğim gibi en önemli şey şu üç gördüğünüz eğriden sarı olan nihai lazer kafanın takip etmesi gereken yol. Yani belli bir hızda bir an önce ulaş, o hızda sabit git, sonra dur. Kırmızı ile mavi ise bizim ana eksenimiz ve ikinci eksenimiz. Makro ve mikro eksenlerin hareketleri. Dolayısıyla bu artıksızlık çözünümü problemi üzerine yine literatürdekinden farklı, kendi problemimizde daha iyi çalışabilecek birden fazla alternatif algoritma geliştirdik.
ve yine bunları yayınladık, patentledik. Bu yörünge planlaması çalışmasını gerçekleştirdik. Bu bir örneği yörünge planlamasının. Şimdi mavi çizgiler kesilmesi gereken geometri, kırmızı çizgi ise makro manipülatörün, üst kolun takip ettiği çizgi. Yani mesela üst kol şöyle giderken şu köşeyi mikro manipülatörle yapıyorsunuz. Şimdi normalde makro manipülatörle yapsaydım bunu, gidecektim burada duracaktım. Zınk diye koca köprüyü durduracaktım. Sonra ona dik bir yönde ilerleyecektim. Ama bu yeni algoritmada gayet sürekli bir şekilde kırmızı eğriyi hiç dur kalk yapmadan büyük kütleyi hareketlendiriyorum. Küçük elim gibi olan mikro manipülatörle de o istenilen geometriyi oluşturuyorum. Bu nihai ürünün resmi, işte şu tamamı, bu da bizim ITE'de tasarladığımız, geliştirdiğimiz mikro manipülatörün şekli. Şu üstten görünümü, işte o paralel kenar devrelerini görüyorsunuz, şu lazer kafa, işte buradan kablosu gidiyor. Şimdi imal ettik, ondan sonra test edeceğiz. Şimdi şu uzuvların hepsi 10'da 1 milimetre hassasiyetle imal edildi. Döküm ve işlemeyle. Ama montajı yaptık. Bir test ettik. Metredeki hassasiyet değerimiz 1500 mikrometre. 1,5 milimetre. Hedef 30. İlk denemede bulduğumuz değer 1500. 1500'ü 30'a çekmemiz lazım. Şimdi kartezyen manipülatörlerde bunun nasıl yapılacağı standartlarla belli. Ama bir paralel manipülatörde nasıl yapacaksınız? Soru işareti. İşte bu problemin sebepleri var burada. Tekrar etmeyeyim. Şimdi bir diğer problem ise şu. Şimdi şu kinematik yapı fazla kısıtlı dediğimiz bir yapı. Onu da şöyle açıklayayım. Bu kinematik yapıdan şu kolu çıkarırsanız, o kolu tamamen çıkarın, bu geri kalan manipülatörün hareketinde hiçbir değişiklik olmuyor. Yani bu kol olmasa da çalışıyor bu. Ama ben bu kolu koyduğum zaman daha sağlam oluyor. Tekrarlanabilirlik hassasiyeti kesinlikle daha iyi oluyor. O garanti. Ama problem şu. Bunu koyduğum anda, işte bunlar böyle tamamen paralelse problem yok da, imalat hatalarından dolayı işte bu 100 olması gerekirken 100.1, bu 100 olması gerekirken 99.9 ise kasıyor. Ve mafsal kuvvetleri çok fazla oluyor. Ve konumlama hassasiyetiniz çok kötü oluyor. Bunda bir problem. Fazla kısıtlıktan dolayı matematiksel modeliniz, analitik modeliniz yok. Ve nümerik çalıştırmanız da eş zamanlı olarak çok hızlı bir makinede çalışmanız mümkün değil. Dolayısıyla burada yine literatürden bulduğumuz bir saklı robot kavramından yararlandık. Bu şu, şu gördüğünüz basit manipülatör, kontrolcünün bildiği model. Bu ise gerçek manipülatör mimarisi. Kontrolcünün bundan haberi yok. Kontrolcü bunu çalıştırıyorum sanıyor. Saklı bir robot var beyinde. Bu saklı robot kavramını kullandık. Bambaşka bir uygulama için geliştirilmiş bir yöntemdi bu. Biz fazla kısıtlı mekanizmaların kalibrasyonunda kullandık bunu. Şey çok ilginç. Şimdi yine makine teorisi dersleri alanlar bilirler. Şimdi böyle bir şeyin boyutlarını belirlemek için işte bir kinematik sentez yapmanız lazım. Burada aslında problemimiz bir kalibrasyon problemi. Ama biz kinematik sentez araçlarını kalibrasyon için kullandık. Bu da bir yeni bir şeydi. Ve en sonunda saklı robot kavramı ve artı kalibrasyon çalışmalarıyla o 1500'ü 34 mikrometreye indirdik. Şimdi biz üzülüyoruz, 30'un altına inemedik, 34'e dayandık diye. Firmadan bize dediler ki, ya hocam işte biz size hedefi yüksek tuttuk, aslında 70 yeter. Neyse işte biz birkaç gün uykusuz kaldık ama bunu hallettik. Bu kalibrasyon çalışmalarından bir örnek, bir çalışma uzayını pek çok küçük alana bölüp her noktadaki hatayı tespit edip onu geri besliyorsunuz sisteme. Şimdi sonuçlarda şöyle bir örnek parçayı, bunun üzerinde 100 tane delik var, işte belli çaplı ve aralıklı. Bunu eğer mikro manipülatörü çalıştırmazsanız, bileğinizi kullanmadan kolunuzla yapmaya çalışırsanız 119 saniyede yapıyorsunuz. Mikro manipülatörü kullanırsanız bu süre 26 saniyeye iniyor. Bir başka örnek, bu yerel bir örnek, çift başlı kartal figürü.
Bu da yine geleneksel manipülatörleri 83 saniye, mikro makro manipülatörle 14 saniyeye iniyor. Yani çok katlı bir şekilde hızları artırıyorsunuz. Şimdi burada da yine bir örneği, şu ilk örnek mikro manipülatörü kullanmadan yavaş. Ya böyle bu bıraksak bütün zamanımızı yer. Bu da mikro manipülatörle birlikte olan çalışma. Çok daha hızlı ve etkin bir şekilde içinden aktarsa işte aynı resmi yapabiliyoruz. Bu 2014 yılında sona erdirdiğimiz bir proje ve her şeyle çalışan bir prototip vardı ama bir anda firma o departmanı kapatmaya karar verdi ve o makine şu anda piyasada değil maalesef. İkinci konu medikal robotlar. Biraz hızlanmam gerekiyor mu hocam? 15 dakika daha devam ediyorum. 5'e kadar süren var. Şimdi ameliyat robotlarında, medikal robotlarda çok yine farklı alanlarda uygulamalar var. Bunun bir resmini dün de gördük. Teleoperasyon sistemleri ve ameliyatlarda kullanılan robotlar. Rehabilitasyon amaçlı kullanılanlar. Bu Sabancı Üniversitesi'nden, bu hocam Selçuk hocam, Volkan Patoğlu'nun geliştirdiği model. Ondan sonra invazif olmayan ameliyat robotları, yani vücuda herhangi bir şekilde giriş yok. Bu radyoterapi amaçlı robotlar. Bu özel robot, bu CyberKnife, Kore tarafından çalışılan, geliştirilen bir robot. Bununla da ilgili İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde epey patentlenmiş ürün seviyesinde çalışmalar yapan bir hocamız var. Ve diğer medikal robotlar, hastanelerde ve eczada kullandığımız robotlar var. Özellikle Endüstri 4.0 ile bu robotların çok çeşitlenmesi planlanıyor. Şimdi kullanıcıya özel robotlar tasarlanması, hastaya özel ilaç, hastadan tetkik aldınız, ona özel oranda ilaçları karıp hazırlayacak robotlar geliştirilmesi planlanıyor. Şimdi benim anlatacağım konu ameliyat robotları ile ilgili. Bunların da farklı tipleri var. Üst seviye kontrollü sistemler, otonom çalışan sistemler. Tabii bunlar henüz piyasada çok çok fazla yok, az sayıda. Yani tamamen kendi başına çalışan sistemler ve minimum hastayla etkileşim halinde olan sistemler. Teleoperasyon sistemleri çok çok yaygınlaşmaya başladı. Yine dün bunlarla ilgili istatistikler vardı. Çok yakın zamanda bunların çok daha yaygınlaşacağını biliyoruz. Burada doktor görüntüleme ve joysticklerle, kontrol sistemleriyle bir robot vasıtasıyla hassas ameliyatları gerçekleştirebiliyor. Ortak kontrollü sistemler var. Robotla doktor birlikte çalışıyorlar. Burada görüyorsunuz robotu tutarak yönlendiriyor. Bu bir laparoskopi sistemi. Karından vücuda girilerek yapılan bir ameliyat sistemi. Ve işbirlikçi sistemler var. Şimdi bu Türkiye'deki ameliyat robotlarıyla da ilgili, bunda da dünya çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizde de 2015 yılında bir 1003 ilanı oldu. Bu ilanı sonucunda da desteklenen 3 proje var. Aslında ben diğer iki, bir tanesini biz çalışıyoruz. Diğer ikisiyle ilgili hocalardan veri istedim. Boğaziçi Üniversitesi'nden dönüş oldu. Marmara Üniversitesi'ndeki hocam yetiştiremedi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki uygulama bu esnek yumuşak robotlarla ilgili ve kolonoskopi uygulaması. Bizim çalıştığımız nazal endoskopi, yani burundan girilerek yapılan beyin ameliyatlarıyla ilgili. Marmara Üniversitesi'ndeki hoca ise vücudun diğer yerlerine, karından girilen ameliyatlarla ilgili bir çalışma yapıyor. Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki projeyle ilgili çok kısa bilgi. Bu kolonoskopi, kolon bölgesindeki tetkik ve numune alma veya tedavi ile ilgili sistemlerde böyle kolonun içerisinde hastaya zarar vermeden ve rahatsız etmeden çalışabilen bir sistem yapılması lazım. Geliştirilen sistem ise çok ilginç. Yani şu şeyi düşünün, şunu, bunlar pipet, bildiğiniz pipet. Bir pipeti böyle şişirdiğiniz zaman değişik şekillerde yönlendirebilirsiniz. Burada havayı basıyorlar pipete. Şurada da
gergin vaziyette dönen pipeti görüyorsunuz. İçerisinde hava yok. Şimdi sağdakine fazla hava basarsam uç sola dönüyor. Bu düzlemsel hali. Bunun 3 boyutlu halini yapıyorlar. 3 pipetle birlikte. Bunu çalışıyorlar ve hakikaten dünya çapında özgün bir çalışma. Yine uluslararası patent başvuruları var. Bu da bu sistemi yönlendirmek için cerrahın kullanılacağı, doktorun kullanacağı bir şey örneği. Kontrolcü, joystick diyeyim. Teleoperasyon sistemi örneği. Şimdi bizim proje, Neuroboskop projesi ise şu beynin ön tarafında ama kafanın bayağı aşağı yukarı ortasına denk gelen hipofiz bezi ameliyatı ile ilgili. Hacettepe Üniversitesi'nde uzman hocamız Profesör Doktor Mustafa Berker bu ameliyatları yeri geliyor günde 5-6 ameliyat yaptığını söylüyor. Yani bu konularda genelde uzmanlaşmış çok az insan oluyor ve onunla ilgili bütün hastalar o insana gitmesi gerekiyor. Yani çok oldukça sık yapılan bir ameliyat ve minimal invazif olarak yapılıyor son yaklaşık 10 yıldır. Yani açık yara oluşturmadan hastayı kesmeden mevcut deliklerden mevcut açık yolları kullanarak yapılan bir şey. Şimdi şurada hastanın iki burnunda kullanılabiliyor. Bir şu gördüğünüz görüntüleme kameranın çubuğu. Bu işte bir başka aspirasyon oradaki kanı emmek için bir cihaz. Ondan sonra cerrahi aletler vesaire pek çok değişik alet kullanıyor. Şimdi problem şu. Şimdi Mustafa Hoca sol elinde sürekli kamerayı tutuyor. Sol eli bloke her zaman. Ve bir ameliyat en az 2 saat sürüyor. Yani bu da yarım kilo bir şey çok az değil ama 2 saat boyunca bunu tuttuğunuz zaman kolunuz ağrıyor. Mustafa Hoca her sabah en az 1 saat egzersiz yapıyor. Ki mesleğini doğru yapabilsin. Şu endoskopu tutabilmek. Bir yandan da karşıda asistan var. İşte o aspirasyonu yapıyor. Ama mesele şu, 2 eliyle ameliyat yapamıyor adam. Ve bize dedi ki bu endoskopu bir robot tutsun. Hatta dedi onu ben de yönlendirmeyeyim. O bir şekilde nasıl olacaksa anlasın benim ne yapmak istediğimi. Ben nereye bakarsam o da oraya baksın. Tabii göz takip sistemleri vesaire de var ama ilk aşamada o seviyelere gelemedik ve şöyle bir şey tasarladık. Hocanın üzerine giyilebilir bir şey büyüyecek. Bluetooth'la iletişimde sistemin geri kalanıyla. O yüzüğü farklı hareketler vererek o kamerayı yönlendirebiliyoruz şu anda projenin gelinen aşamasında. Hacettepe Üniversitesi'nden 3 tane hekim var. Bizden oldukça kalabalık bir hekim var. 5 tane öğretim üyesi, makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ve pek çok yüksek lisans doktor öğrencisi. 2016 başından beri bu projede çalışıyor. Ve amaç bir kere cerrahı dinlendirmek, cerraha konfor sağlamak ve aynı zamanda iki elini birden kullanacağı için ameliyat süresini de kısaltmak ve komplikasyonları azaltmak. Pek çok alt sistemi var. Benimle ilgili olan kısımlar şu iki kol. Bir tanesi şu pasif kol. Bu aslında burada da bir şey var yine. Mikro makro manipülatör kavramı var. Şu makro manipülatör, bunun üzerinde motor falan yok. Şunlar fren, manyetik fren. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Hani dişçideki şey gibi düşünün, lamba gibi düşünün. İstediğiniz yere getiriyorsunuz ve o havada kalmalı, bıraktığınız yerde kalmalı. Dengeli bir sistem. İşte bunun içerisinde bir yay var. O yayla istediğiniz yerde durabilen bir pasif kol. Bunun tasarımını yaptık. Alternatif bu da şey, aktif kameranın yönlendirmesini sağlayan kol. İşte şöyle bir hareketi var. Burada da problem şu. Şimdi şu endoskopu yönlendirmek istiyorum ben. Endoskopun şöyle bir hareketi var. Bu girdikten sonra burnun bir çeperine dayanıyor. O nokta sabit kalacak şekilde. Bu endoskopu oynatıyorsunuz veya ileri geri yapıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bir nokta etrafında dönme söz konusu. Şimdi bir nokta etrafında dönme yapacaksam koyarım oraya rulmanı, döner dersiniz bir normal makine tasarlayacağınız zaman ama adamın burnuna rulman monte etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla o nokta etrafındaki dönmeyi çevresinde olan bir manipülatörle yapmanız lazım. Buna işte uzak hareket sistemi deniyor. İşte bunun haricinde haberleşme sistemini çalışan pek çok hocamız, öğrencilerimiz var.
Ana kumanda sistemi bu master sistem, teleoperasyonun master kısmı. Ve kullanıcı arayüzü işte butonlar, pedallar ve ışık sistemleriyle cerraha verdiğimiz geri bildirimler var. O yüzden çıkmıyoruz. Şimdi pek çok ilk önce test yaptık. Şimdi hekimlerle çalışmak çok zor. Bir kere söylediklerine güvenemiyorsunuz çünkü sizin dilinizi konuşmuyorlar veya yani siz de onların dilini konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla pek çok test yapmanız gerekiyor. Yani onlardan sözlü olarak aldığınız verilere güvenemezsiniz. İşte burada ilk önce o teleoperasyon mimarisinin testleri, daha sonra o şu yüzüğü görüyorsunuz. Bunun içerisindeki işte kart geliştirildi. Yüzük işte 3 boyutlu yazıcıyla yazılmış basit bir şey. Bununla yapılan testleri görüyorsunuz. Ve Can Hoca ile Mustafa Hoca gerçekleştirdi bu testleri. Ben yoktum. Can Hoca dedi ki en son testten sonra Mustafa Hoca gözleri dolmuş ve sarılmış Can'a. Tam hayalindeki şey oldu falan. Tamam. Çok sevinmiş. Yani biz de çok mutlu olduk tabii. Ondan sonra işte bu çalışma alanını belirlememiz lazım bir robot yapacaksak. O robotun yapması gereken hareket sınırlarını belirlememiz lazım. O çalışmaları yaptık. İşte akselerometrelerle, ivme ölçerlerle ve görüntü örnekleriyle kuvvet ölçümleri yaptık. Şimdi hekim bize diyordu ki yani öyle çok bir kuvvet yok ya, yani sıfır kuvvet kabul edip yapabilirsiniz diyordu. Ama işte yine bu işe özel bir uygun kuvvet sensörleriyle ölçümler yaptığınız zaman işin öyle olmadığını gördük ve ona göre tasarımı gerçekleştirdik. Bizim uzun süre üzerinde çalıştığımız, yani benim şahsi olarak çalıştığım kısım şu uzak dönme merkezli mekanizmanın tasarımı oldu. Bu da dediğim gibi 3 hareket var. Endoskopun iki yönde dönme hareketi, kendi ekseni etrafındaki dönmesi önemli değil. Aslında hatta dönmemesi gerekiyor, yani ekran dönmemeli. Ve bir öteleme hareketi, 3 serbest dereceli bir sistemin tasarımı. Bunun ilk önce yapısal tasarımını yaptık. Bu hareketi yapabilecek mümkün olan bütün kinematik mimarileri çıkardık. Bunlar sadece bacaklar. Bu bacakların farklı kombinasyonlarıyla bağlanması sonucunda istediğiniz hareketi yapabiliyorsunuz. Daha sonra pek çok kritere göre bir A planı geliştirdik. Bu geliştirilen A planı ve çalışma prensibi çok basit aslında. Şu 3 kol, 3 düzlem tasarlıyor. 3 düzlem bir eksende kesişiyor bu endoskop ekseni. 2 düzlemi hareketlendirdiğinizde bu kesişme eksenini tayin ediyorsunuz. Ortadaki düzlemde de aslında bir crank bir el mekanizması ile ötelemeyi sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kinematiği basit bir sistem oldu. Burada işte şu Jacobian hız katsayı matrisini görüyorsunuz. Oldukça basit mimaride bir yapı bulmuş olduk. İşte bunu da patent başvurusunu yaptık. Bu da mimarinin son katı model tasarımı. Elimizdeki son versiyonlardan bir tanesi. Artık imalat aşamasındayız. Parçaları imal etmeye başladık. Daha sonra integrasyon ve testleri yapacağız. Şimdi konular bitti. En son bir iki reklam yapacağım. Bir tanesi, şimdi bu en başta bahsettiğim Makine Teorisi Derneği aslında uluslararası 40'tan fazla ülkenin üye olduğu bir Makine Teorisi Federasyonu'nun üyesi, Türkiye üyesi olarak ve o IFTOM, International Federation for Theory of Machines and Mechanisms'in çatısı altında bir yaz okulu düzenliyoruz Eylül'de. Bu son bahsettiğim projenin yayılım çıktısı aslında. Mechanism Design for Medical Applications. Pek çoğu yurt dışından olmak üzere 14 hocanın vereceği 18 dersten oluşan 5 günlük bir eğitim planı. Başvurular hala devam ediyor. Web sayfasını yazmamışım ama yani şu anahtar kelimelerle Google'da girerseniz hemen bulursunuz. Eğer ilginizi çekiyorsa, dersler İngilizce olacak tabii, bu başvurabilirsiniz ve Makine Teorisi Derneği üyesiyseniz 5 günlük eğitime katılım ücreti de 150 lira bu arada. Bir diğer etkinlik burada inşallah önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 19. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu. 1984'ten beri yapılan bir sempozyumun 19.sü ve burada olacak olmasından biz de çok büyük heyecan duyuyoruz.
Buraya gelmemizin bir sebebi de bu sempozyumun planlamasına başlamaktı ve şu ana kadar gördüğümüz hem fiziksel yeterlilikler hem de yönetimin ve çalışanların istekli ve çok iyi bir şekilde çalışıyor olmaları bizi çok memnun etti. Dolayısıyla önümüzdeki yılda burada olmaktan çok mutlu olacağız. Son olarak tüm bu çalışmalarda birlikte çalıştığımız hocalarımız, öğrencilerimiz ve destek kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bana ulaşmak isterseniz e-posta adresim burada. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Var mı hocam vaktimiz soru için? Var mı sorusu olan? Hocam yani konu robotik olunca, ki tekrar ediyorum ben robotikçi değilim. İnternetten çalışmak zorundasınız. Herkesle çalışmak zorundasınız. Mekanizma tekniği. Eres hocanın öğrencisiyim. Buyurun. Teşekkürler. Aslında tam tersi, yani konumlama hassasiyetinin çok çok kritik olmadığı bir uygulama bu. Bir kere çünkü insan vücudundaki kanalın sınırlamalarından da faydalanıyorsunuz. Şimdi çok böyle sert, böyle ben istediğim konuma gideceğim diyen böyle direngen bir manipülatör tasarlarsanız vücuda zarar verirsiniz. Onun için aslında hassasiyetin kötü olması gerekiyor bu uygulamada. Ki o bizim için de çok büyük bir avantaj yani. Rahat bir şekilde tasarlayacağız. Evet. Şimdi onu da şöyle çözüyoruz. İki farklı alternatif sunduk biz cerraha. Konum kontrolü ve hız kontrolü. Yani şu noktaya git, aynı mouse'taki gibi bir konumlama. Onu hem cerrah rahatsız etmedi hem de uygulamada pek çok problem oldu. Aslında biz burada daha ziyade hız kontrolü yapıyoruz. Cerrah bir düğmeye basıp hemen elini şöyle azıcık, yani çok az döndürdüğünde, yani sürekli döndürmesine gerek yok. Bir yönde döndürdüğünde tekrar düğmeye basana kadar o yönde endoskop yavaş bir şekilde hareket ediyor. Ve bu, yani doktorun gözünün dolduğu dediğim o teleoperasyon uygulaması da o, yani çok beğendim. Aynen öyle. Bir eğitim gerekiyor ama şey çok ilginç. Biz o kadar beklemiyorduk. Yani biz düşünüyorduk ki yani birkaç gün çalışması lazım cerrahın buna alışması için. Adam yani sanki sürekli onu yapıyormuş gibi ilk denemeye verildiği anda çok rahat bir şekilde yapabildi bunu. Biz de yani o kadar, çünkü göz el koordinasyonları o kadar gelişmiş ki cerrahların. Zaten onun eğitimini görmüşler ve tasarlanan sistemde insan doğasına yakın bir şey olunca hemen anında adapte olabildi. Başka soru yoksa tekrar çok teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı doçent doktor Gökhan Kiper'e teşekkür etmek amacıyla adına dikilen ağaç sertifikasını vermek üzere İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli'yi davet ediyorum. Teknoloji sistemi, her şeyden önce. Çoğu üniversitenin mottosu var. Bizim doktorumuz